Selamlar herkese. Selamlar herkese. Bugün arı videomuzda sizlerleyiz. Uzun zamandan beri video çekememiştik. Bugün arı videomuzu çekiyoruz. Uzun zamandan beri çekememizin sebebi de havalar rüzgarlı oldu, kapalı oldu, yağmurlu oldu. Ben hemen böyle çok hızlı bir şekilde arılar açıp petek verip kontrollerini yapıp kapatmak zorunda kaldım. Böyle uzun uzun video çekeceğimiz bir zaman ya da fırsat olmadı diyelim. Bugün öyle bir fırsatımız var. 3 gün önce 9. çıtayı ham petek olarak aralarımıza vermiştik. Bugünkü gelişimlerini göreceğiz. Bir petek daha atar mıyım, atmaz mıyım onu bilmiyorum. Aslında ben ham peteğimizi hazırladım. Aşağıyı duruma göre 9 çıta bırakıp artık üst kat atacağız. Bu sene arı bölmek istemiyorum. Buradaki balığı deneyeceğim bu sene. Nefes almadan konuştuk. Yani bir an önce çekmek istiyoruz. O yüzden nefes almadan girişi yaptık. Şimdi ne yapacağız canım baştan? Şimdi tatlım körüğümüzü yakalım. Şerbetimizi hazırlayalım. Verip vermeyeceğimizi de kovanı açtığımız zaman bakacağız. Stok durumlarına göre. Ondan sonra kovanımızın başına geçeriz. Tamam. Hadi bakalım o zaman biz gidelim körüğümüzü yakalım. Hadi bakalım. Evet canım, körük nasıl yakılır? Tatlım, körük yakmak da artık profesyonel bir sıkıntı. Yaktığımız körük yanıyor. 30 yıllık arıcılık yapan kişilere meydan okur musun körük yapma konusunda? 30'u okuyamam da 15-20 okuyayım. İyi bakalım. Körüğün içine attığımız malzemeler kuru ada çayı, kuru kekik. Neden kuru ada çayı ve kuru kekik koyuyoruz körüğün içine? Tatlım, şimdi ilkbahar geldi. Arılar polen toplamaya başlıyor. İşte nektar toplamaya başlıyor. Arı biti denen bir illet var. Neredeyse kovanları söndürüyor. Bizim de arı bitiyle doğal yoldan mücadele etmemiz için bu şekilde bitkisel şeyler kullanmamız gerekiyor. Portakal kabuğu da koydum. Evet, portakal kabuğu koydum, kekik koydum, ada çayı koydum. Bunlar o bitin gelmesine engel oluyor değil mi? Ya bir nebze, yani bit her zaman var kovanın içinde. Bitten tamamen kurtulamıyorsun. Sadece aza indiriyorsun. Körümü yakarken sürekli bu malzemeleri kullanıyorum. Kovanımı gözlemlediğim zaman 10-15 taneye kadar arının üstünde bit görürsem eğer ya pudra şekerine başvuruyorum ya da ısırgan otu kullanıyorum. Onları kovanın içine koyuyorsun. Tabii, kovanın içine koyuyorum. Biz sadece yeni başlayanlara, eğer bizim videolarımızı izlerlerse sadece küçük bilgiler veriyoruz. Evet. Yoksa bu konuda uzman profesyonel değiliz. Sadece biz de amatör olarak bu işi yapıp öğrenmeye çalışıyoruz. Ver dumanı. Çok da güzel kokuyor. Ada harika. Çayı ve kekik olduğu için içinde. Körüğümüz 30 saniye içinde yandı. Ağzını kapatıyoruz. Şimdi arılara mı? Şimdi arılara geçmeden önce beslememizi hazırlayacağız. Şu anda biz böyle bir arı yemi kullanıyoruz. Bunun sebebi nedir canım? Tatlım, şekerle beslemeye başladık arılar gelişsin yumurta atsın diye. Kimi biri bölü 1 ver diyor, kimi biri bölü 2 ver diyor, kimi petek örmesi için 5 bölü bilmem ne var diyor. Biz de bu tezleri ortadan kaldırmak için, yani 1-1,5 ay falan olmuştur, hazır proteinli arı yemi kullanıyorum. Bu bala karışan bir şey değil şu anda. Biz bunu sadece yavru çıksın diye veriyoruz değil mi? Bala karıştırırsan karışılır. Balakımız zamanı kesmen lazım vermeyi. Biz her şu şey anda ne için veriyoruz bunları? Şu anda tatlım biz petek ördürüyoruz sürekli. Ördüğümüz peteğe anar yumurta atıyor. Biz ham petek ördürdüğümüz için sürekli beslememiz gerekiyor. O yüzden bu takviye gibi bir şey oluyor. Tabii, bu takviye oluyor araya. Çok güzel, bir gün içinde peteği örüyorlar. Biz bunu balımıza karıştırmayacağız. Tabii karıştırmayacağız. Bir ay önceden ya da 40 gün önceden keseceğiz. O zaman şimdi aralara mı geçiyoruz? Evet, aralara geçiyoruz. Hadi bakalım. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Arılarımızın yanına geldik. Birkaç dakika beklerken arılarımızın sularını doldurdum. Çırpıların amacı nedir canım? Tatlım, arılar batmasın diye suyun içine girdiği zaman boğuluyorlar, çıkamıyorlar.
böyle bol çırpıl olduğu zaman çırpılara tutunup buradan çok rahat su içebiliyorlar. Yani böyle bir su kaynağı da bulundurmak Aralık'ta güzel oluyor. Bakalım petek atabilirim. Şuruplu orada bırakabilirim erkek gözleri için. Şimdi bir gözlemlemem gerekli. Bak her yere petek olmuştur. Beyaz peteğin anlamı neydi? Tatlım nektar geliyor. Narenciye ağaçlarından. Yani petekleri beyaz gördüğümüz zaman beyazlanma demek ki bal geliyor. Şimdi petekleri tek tek kontrol etmem lazım. Önce şu bal mumlarını buradan temizleyeceğim. Bal yapmışlar ama bu bal tabii ki şuruptan yapılan bal olduğu için tüketilecek bal değil bizim için. Aşağıdaki balı hiçbir şekilde almıyoruz. Artık büyük ihtimal yer kalmadı bal atmak için. İki çıtağımızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çıtaya çıkardık. Çok nektar basmışlar buraya. Stokları çok iyi. Kapalı yavrular vardı burada. Onlar çıkınca yerlerine... Şunlar yavru mu? Onlar sırlanmış bal. Polen koymuşlar. Sarı gördüğüm polen. Böyle şıkır şıkır gördüğünde yavrular nerede? Bal. Şu an yavrular bunun içinde artık çıkacak gibi. Kapalı kahverengi yerler var ya. Kahverengiler mi? Evet yavru. Kapalı yavru. Şunların hepsi yavru. Evet kapalı yavrular. Burada erkek gözleri yapmışlar. İri erkek gözleri var. Erkek arı gözlerine dikkat edeceğiz. Ana arı yüksüğü var mı diye dikkat edeceğiz. Şu anda yok. Buradaki çıtanın durumu iyi. Şunlar hep yavruluk oldu. Üst kata atacağımız ballık mı olacak? Evet tatlım. Buradaki balığa kesinlikle dokunmuyoruz. Bu arının kendi balı. Hem bala şerbet çünkü karışmıyor. Üst katta. Karınları acıktığında buraya mı gelecekler? Tabi buraya gelecekler. Karınları acıktığında buradan şey yapıyorlar. Bunlar yeni çıtalarımız. Biri çok sakattı. Onu seninle birlikte tamir edeceğiz. Tamam. Aşkım. Yani erkek gözü yapmak için peteği yemişler. Bunlara hep yeni attığımız çıtalar. Kapalı yavrular var. Polen basmışlar. Nektar doldurmuşlar. Bu taraf da aynı şekilde. Güzel böyle günlük yumurtalar görüyorum ufak tefek yerlerde. Kamerada pek belli olmaz. Bu çıtayı da doldurmuşlar. Arı aslında bölünecek vaziyette. Buradaki sabit durduğum yerdeki nektar akımını çok merak ediyorum. Ne kadar bal yapacak ya da yapamayacak. Bu çerçevemizde de kapalı yavrular var. Bal stokları var. Ve dediğim çerçeve bu. Alt telden itibaren burayı kemirdiler. Ve buraya erkek gözü yapmaya başladılar. Oralarda daha bir şey yok. Yani bu çıtayı çok ters çevirmek istemiyorum. Ters çevirdiğimde çıta yamuluyor. Evet. Şu an gidiyor. Buna bir işlem yapabilir miyiz? Yapamayız. Biz bunu alt tarafta bırakalım. Çünkü bak buralarını da açmışlar. Ben buralara bal mumu yaparız diye tahmin ediyordum. Bu tarafları da açmışlar. Ben sadece dikine şöyle bir kontrol yapacağım. Bu tarafta kapalı yavru dolu. Tamamen ufak boşluklarda da bal stokları var. Tatlım bak şu köşede beyaz kurtçukları görüyor musun? Böyle biraz daha yaklaştır. O gördüğüm beyaz kurtçuklar larva. Biraz daha büyüyecekler. Ondan sonra böyle üstleri kapanacak. Ve kapalı yavru olacaklar. Bizde kabarmış petek olsaydı, yani kabarmış peteğe verebileceğimiz durumumuz olsaydı, petek kabarttırmasaydık, büyük ihtimal biz kabarmış petekleri koyup şu anda üst katı çıkıp narenciye balı alabilirdik. Direkt bal alabilecektik yani. Evet, bal alabilecektik yani. Çünkü etrafımızda bayağı bir narenciye ağacı var. Yani bu 2-3 hafta geçse bile bu narenciye akımı, büyük ihtimal arılar çok güzel çalışıyor. Narenciye balı bir dahaki yıl alabiliriz. Çünkü elimizde kabarmış petekler olacak bir dahaki yıla.
Bu da yeni verdiğim 3 gün önceki petek. Bunu da kabartmışlar. Çok güzel bir şekilde. Güzel. Ve içlerinde kıl kıl böyle nokta toplu iğne kadar beyaz noktacıklar var tatlım. Görüyor musun? Oradan pek belli oluyor mu bilmiyorum. Belki kameraya da yansımayabilir. Bunlar ana arının attığı günlük yumurtalar. Bunlar büyüyecek. O şekilde az önce gösterdiğim gibi larva olacak. Larvaların üstü de tamamen kapatılacak. Şu anda ben şurup hazırlamıştım ama besleme yapmama gerek kalmayacak. Çünkü bütün çıtalar ağzına kadar nektar dolu. Bunu üst kat atacağım. Bak her yerde nektar vallahi. Çok güzel besleme yapmayacağım. Vazgeçtim. Besleme yapmayacağım. Var çünkü stokları var. Şurupluğun altına erkek arı gözleri yapmışlar. Bu erkek arı gözleri burada kalacak. Bunları kapattıktan sonra doğal varroa mücadelesi yapacağız. Burada kalacak. Arıyı artık kat atmam gerekiyor. Evet, bugün petek eklemeyeceğim. Araya katılacağım. Evet tatlım, ham peteğimizi koymuyoruz. Şu an besleme yapmıyoruz. Bütün peteklerimiz kabarmış. Kabarmış peteklerin içine yavrularını atmışlar. Boş kalan yerlere de stok nektar yapmışlar. Katımızı atacağız. Kat atma videosunu da çekeriz. Çok basit bir kat atma yöntemi uygulayacağız. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. İki çıta arıdan kabarmış petek olmadan, sadece ham petek çalıştırarak 9 çıta arıya nasıl geldik? Besledik. Dikkatli bakımlarını yaptık. Devamlı gözlemledik. Oluyor muymuş? Evet arkadaşlar, oluyormuş. Böyle tek kovanla çalışacak arkadaşlar böyle hazır peteğe para vermeyebilir. Bu şekilde kiloyla ham petek alıp çıtalara çakıp kovanlarına koyabilirler. En güzel dönemde zaten 2 gün içinde peteği arı örüyor. Şu anda bende ham petek olsaydı büyük ihtimal ikinci veya üçüncü kat atmıştım. Arı çok güzel çalışıyor. Çok verimli. Bir sonraki videomuzda kat atacağız. Onu da sizlerle paylaşırız. Arılarımızın gelişimini gösterdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.